Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sektör özel programımıza. Çok özel bir yerdeyiz şu an. Svan adlı firmamızdayız. Çok da güzel karavanla ilgili inanılmaz güzel dizaynları olan da yıllardır da hizmet veren de bir firma. Şu anda fuardayız. Fuar standınız var Svan olarak da. Biraz sonra faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbeti devam edeceğiz sizinle ama ben önce Merit Bey'i tanıtmak istiyorum. Nasıl kuruldu burası ve kendinizi tanıtarak buranın tanıtımını sizden rica edeceğim efendim. Öyküsünü nasıl kurulduğunuzla ilgili. Mevlüt Sarıgül, makine mühendisiyim. Svan Karavan firmasını 2020 yılının Haziran ayında bir Ar-Ge çalışmasına başlayarak 2020 yılının sonundan itibaren bir fabrika olarak kuruldu. 3 model üzerine çalışmalar yapıldı. İlk defa ürünümüzü bu fuarda görece çıkarıyoruz. Harikasınız. Peki şimdi tabii ki karavanla ilgili son dönemlerde inanılmaz bir talep arttı. Ve talep arttıkça da ihtiyaçlar da artıyor elbette. İnsanların tabii bakış açıları da farklı olabiliyor. Svan'ın bu anlamda özelliği nedir? Ne şekilde çıktınız, lanse edildiniz ve özelliklerinizle ilgili izleyicilerimize ben bilgi vermek isterim ama tabii sizin ağzınızdan. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle dünyada karavancılık sektörü gittikçe yaygınlaşıyor ve gelişiyor. Karavancılığın Türkiye'deki yaygınlaşmasında Avrupa'da gelen karavanlarla Türkiye'de de yerli üretim başlamaya başladı. Ve belli firmalar belli güzel ürünler üretmeye başladı. Svan olarak biz ürün üretmeyi düşünürken tamamen Avrupa'daki üretilen ürün kalitesiyle bir ürün üretme planlaması yaptık. Bunun içinde gerek kullanılan ürünler, gerek 12 volt ve doğada dost olan bir karavan modellemesi yaptık. Dolayısıyla Svan ortaya çıktı. Harika. Bu ürünü de kullanıcılarımız tarafından çok ciddi bir beğeniyle şu anda. Karavan severler neden sizden almalı? Svan'ın bu anlamdaki özelliği nedir, sevilen özelliği? Öncelikle bizim ürün tasarımlarımız çok düzgün tasarlanmış. O en dar olan alanda yeteri kadar kullanım alanlarına sahip. İhtiyaca göre belirlenen. Tabii ki. Karavanlarımızda kullanılan bütün ürünler 12 voltta çalışabilir. Doğa dostum. Yani siz illaki bir kamp alanına dışarıdaki bir elektriğe ihtiyaç duymadan yaz kış bu karavanı kullanabilirsiniz. Ve bundan dolayı da biz diğer firmalara göre daha tercih sebebiyiz. Karavanlardaki en büyük tabii sorun birazcık da su olabiliyor aynı zamanda ve atıklar olabiliyor. Bununla ilgili peki ne gibi özellikleriniz var? İşte en çok sorulan sorulardan biriydi. Öncelikle bizim karavanlarımızda kullanılan 70 litrelik sabit su depomuz var. Water Steer dediğimiz dışarıda su bağlantısı yapabileceğimiz bir sistemimiz var. Bizim karavanların atık sularının hepsinin birleşmesiyle dışarıda su deposu var. Ve tuvalet olarak da kaset tuvalet olarak kullandığımız bir tuvaletimiz var. Ev konforunu aslında siz yansıtıyorsunuz aynı zamanda. Evlerinde yaşayabilecekleri, ihtiyaç duyabilecekleri her şey bir karavana toplanmış. Doğru tabii mudur? Ki. Mutfak, banyo, tuvalet, yatak odası hatta, oturma odası, televizyon, işte kombi, buzdolabı, ısıtma, soğutma, bir ev konforunda arayabileceğiniz ne varsa karavanda var. Adamdı. Ama karavan dilediğiniz yerde, dilediğiniz aynen manzarada, dilediğiniz evimiz, güzellikte o ev konforunu sunuyor. Evimi sırtımızda taşıyabiliriz diyeceğimiz aynen bir öyle nokta aynen burada öyle gerçekleşiyor aynen sanıyorum. Öyle. Peki hizmet sektörü bakıldığında ve dışarıdan çok kolay gibi görünse de sektörünüz aslında hataya mal vermeyen bir sektör. Bu anlamda da hizmet sektörü zaten zor ama bu sizin sektörünüzde çok daha zor elbette. Nelere dikkat eder Svan hizmet verirken bu anlamda? Ya öncelikle bir araç üretiyorsunuz. Yani bu sadece bir statik duran bir ev değildir. Bir araç üretiyorsunuz ve bu araç karayollarında yürüyecek olan bir araç. Öncelikle altyapı olarak yani şase ve fren sisteminin çok düzgün olması gerekiyor. Yani üstündeki yapıda eksik aksak olabilir ama şase ve altyapı sistemi düzgün olması gerekiyor. İkincisi karavanı üretirken yalıtım çok önemli. Yani ısıtma, soğutma, su yalıtımı ve diğer bütün yalıtımların düzgün olması gerekiyor. Kaç tip karavan tipiniz var efendim? Kaç şu an 3 modelle çıktık. 2 tane farklı layout'ları olan ve bir tane de daha uzun bir karavanımız var.
2 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik karavanlarımızda. Ailesel anlamda tabii ki rahat ve konfor düşünülerek hazırlanmış sanıyorum. Evet. Hizmet sonrası destekler çok önemli elbette. Sizlerce firmalarda çok daha büyük önem kazanıyor. Firmanın büyüklüğü kadar, ürünlerin kalitesi kadar, yapılan işin kalitesi kadar da satış sonrası destekler diyoruz. Nelerdir çözümlerimiz efendim karşı tarafa? Yani bizim şu anda gerek İstanbul'da gerek Anadolu'daki olan talepler doğrultusunda biz Türkiye'yi belli bölgelere ayırarak hem satış hem satış sonrası hizmetini kuracağız. Hı hı. Hatta birkaç Anadolu'daki, güneydeki şehirlerde bayilikler verilmeye başlandı. Bayilikler var. Birebir sizlerden değil, bayilikler aracılığıyla satışımız var. Tabii bizim ürün satışı ve satış sonrası hizmeti firma adına, Svan adına hizmeti sunacak bayiler vasıtasıyla biz bu hizmeti sunacağız. Hangi bölgelerdesiniz şu ana kadar? Şu anda biz İstanbul'da varız. Hı hı. Kendimiz firma olarak buradayız ama bizim İstanbul'daki satış sonra hizmeti yapacak başka firmalar da var. Hı hı. Ankara'da biz başladık, Muğla'da başladık, İzmir ve diğer şehirlerde de görüşmelerimiz devam ediyor. Şu ana kadar 4 tane var, evet. Ondan sonrası zaten yavaş yavaş da büyüyorsunuz. Evet, yani talep çok, şu anda ciddi bir şekilde bizde bayilik almak isteyen firma sayısı o kadar çok ki. Hı. Biz birazcık bekletiyoruz. Seçicisi. Kriterlerimiz biraz yüksek. Tamamen karavan satışı yapacak, karavan satış sonrası hizmeti sunacak olan firmalarla biz bu çalışmaları yapmak Harika. İstiyoruz. Peki sadece Türkiye pazarında mı düşünüyorsunuz? Yurt dışında var mı çalışmalarınızda? Yok, yurt dışında da şu anda distribütörlük isteyen firmalar var. Hatta Japonya'da, Güney Kore'de, Avrupa'da distribütörlük isteyen firmalar var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Hı. Fuar sonrası misafirlerimizi davet ettik. Türkiye'ye gelecekler. Harika. Hatta birçok ülkede de yurt dışı yasakları olduğu için gelemediler. Hı. Yani gelip fuar ortamında da bu ürünü göreceklerdi. Türkiye pazarındaki yeriniz ne şekilde görüyorsunuz şu ana kadar? Yani biz Türkiye'deki açıkçası biraz önce karavan sektörünü anlatırken biz önce olmak istiyoruz. Hı hı. Biz karavan sektörünün Avrupa'yla ve dünyayla rekabet edebilir bir sektör haline getirmesini istiyoruz. Peki sizler gibi çok firma var, görebiliyoruz çevremizde elbette. Herkes de kendi kalitesinden bahsediyor. Kesinlikle. Haliyle ama peki Svan'ın buradaki farkı nedir? Neden gelinmeli Svan'a? Niye siz tercih edilmelisiniz? Farkınız ne? Şimdi öncelikle bizim ürün tasarımlarımız çok iyi çalışılmış bir tasarımlardır ve çok iyi mimarlar ve mühendisler tarafından yapılmıştır. Düşünülerek hazırlanmış. Özellikle altyapı ve yalıtım sistemi çok iyi çözümler üretilerek çözümlenmiştir. En önemli olan kısımlardan bir tanesi de bizim araçlarda kullanılan bütün ürünler 12 volt. Da çalışan ürünlerdir. Fark burada. Ve farkı anlamak için hizmet almak gerekiyor sanırım. Doğru. Doğru. Mesela içinde koymuş şu anda kaldığımız olan karavanın kombi sistemiyle hem ısıtması hem sıcak su sistemi sağlanıyor. Peki efendim, şimdi karavanla ilgili ilk böyle heves edenler için sormak istiyorum, onlardan gelen sorulara ve taleplere karşın. Bizler karavan alırken nelere dikkat etmek istiyoruz? Çünkü bizler çoğu zaman diğer sektörlerde olduğu gibi uygun fiyat politikasına aldanarak ucuzdur deyip alabiliyoruz. Peki neye dikkat edilmeli aslında? Ya açıkçası bu birazcık ekonomik bir olay. Ya öncelikle karavanın altyapısının sağlam olması gerekiyor. Çünkü insan taşıyor. Hı-hı. İnsan taşıyan olan bir aracın da nihayet siz karavanın içinde değilsiniz ama siz aracınızla karavanı taşıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla altyapısının sağlam olması gerekiyor. Onaylı ürünler, fren sistemleri, dingil sistemleri, onaylı ürünler kullanılması gerekiyor. Marka isimleri kullanmayacağım. Referanslara da tabii. Tabii özellikle dünya standartlarında o kalite belgeleri olan bir ürünler kullanılması gerekiyor. Harikasınız. Bunlarla ilgili tabii size her türlü sorularını da sorabilirler değil mi? Danışmanlık vermeye de hazırsınız aynı Eyvallah. Zamanda. Peki Mevlüt Bey, şunu sormak istiyorum. Bundan bir yıl öncesine geri götürsek size. Burayı ilk kurmuş olduğunuz zamanlara, karar vermiş olduğunuz zamanlara, biz biliyoruz ki bir iş yeri kolay kurulmuyor. Doğru. Kolay da sürdürülmüyor. Şu an biz kurul düzeninizi görüyoruz. Aradaki zorluğu yaşayan sizsiniz. Doğrudur. Ne yaşadınız bugüne kadar gelişme esnasında ve şu anki yere gelmeyi hayal eder miydiniz? Ya öncelikle biz zor bir süreçte kurulduk. Zor sürecin ana sebebi pandemi döneminin tam ortasına denk geliyordu. İşte belli günler çalışabiliyorduk, belli günler çalışamıyorduk. Ürün tasarım kısmını bittikten sonra üretime başlarken araçlarda kullandığımız, karavanlarda kullandığımız birçok ürün yurt dışında geliyor. Hmm. Ülkeler kapanınca ürün tedariğinde de zorluk yaşadık. Ama hiçbir zaman vazgeçmedik, pes etmedik. Bazen gece çalıştık, bazen gündüz çalıştık. Ürünün gelişim sürecini tamamladık. Şu anda güzel bir ürün çıkarttığımızda
Peki. İnanıyorum. Siz sürekli hem firma olarak hem bireysel olarak da iş adamı olarak da araştıran, gözlemleyen, siz sürekli durmamışsınız bugüne kadar da. Çok kısa sürede güzel bir yere gelmişsiniz. Hedef ve hayal bitmediğini göz önünde bulundurursak eğer, var mı peki farklı projeleriniz, yenilikleriniz? Ya şimdi Sivan'la alakalı var. Sivan'la alakalı. Tamamen otomasyon bir sistemle üretim bantlarının kurulmasını, Avrupa standartlarının tamamen yakalayıp karavanın belki çoğunun yurt dışına satış rakamlarının yakalanmasını, Türkiye'deki karavan üreten birçok firmayla da işbirliği yaparak Türkiye'deki karavancılığın karavan kamp alanlarını güzelleşmesini, belki bunlarla alakalı sivil toplum kuruluşları da kurulabilir. Böyle aynen. Bir şeylerimiz vardır, düşüncelerimiz vardır. Hayal edip gitmiyor değil mi hiçbir zaman? Kesinlikle. Peki efendim, son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerimize, izleyicilerimize son sözleriniz nelerdir efendim? Yani herkese çok teşekkür ediyorum. Ürünlerimizi en güzel bir şekliyle inceleyebilirler. Hata ve kusurları bulurlarsa direkt bize söyleyebilirler. Biz o eksikleri gidermek için uğraşacağız. Harika. Belli standartta mı çalışıyorsunuz? Belli standart ölçüde mi karavanlar yoksa proje bazlı mı? Yok. Karavanlarımız standarttır. 3 model üzerine çalışıyoruz. Biz karavanlarımızın boyutlarını açıkçası aynı şekilde devam ediyoruz. Harika. Ama ürünün detaylarındaki farklılıklar o kişinin isteğine göre bazen değiştirilebilir. Ona göre de size gelsinler, danışsınlar sonuna kadar da işi bilene teslim etsinler. Kendine. En güzel soğanı alsınlar. Harikasınız. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgileri hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli, farklı, güvenilir hizmet anlayışınız içinde umarım uzun seneler boyunca Sivan'ın da ismini duymak dileğiyle farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.